sizlere bugün öğrendiğim bir haberi paylaşacağım. Ama bu söyleyecek olduğum haber, yani esnaflara devletin vermiş olduğu katkı ve yardımdan alakalı bir şey. Bunu hiçbir esnaf, hiçbir vatandaş çıkıp sosyal medyada veyahut da orada burada niçin dile getirmiyor, neden anlatmıyor? Ben şoka giriyorum yani. Ben Almanya'dayım. Benim bir tane yakın değil de uzaktan bir akrabam var Ankara'da. Kendisi döner dükkanı çalıştırıyor. Yeni devralmış, ortaklarla devam ediyor. Ama bu pandemi ve virüs döneminde işler bayağı gerileyince iki ortak dükkanı bırakıp bu tek bunun üzerine verip senetleri imzalatıp gitmişler. Ama bu senet ödüyor. Ben de bu sabah konuştum yani, tesadüf denk geldim, konuştum. Dedi işlerim dedi o kadar dedi hani iyi değil, kendi kendine yetiyor. Hani karım yok, zararım da yok. Ancak kendini çeviriyor dedi. Senetlerin falan filan var dedi. Ben de dedim ki ya sen yine paket servisi falan yapıyorsun ama dedim. Devlet dedim size dedim hani yardım etmiyor mu dedim. Başvursan dedim devlet yardım eder. Çünkü pandemiden dolayı dükkanlar kapalı ve işler kesat. Adamlar kiralarını ödemekte zorlanıyor. Sen devletten yardım alabilirsin belki, bir başvur dedim. Kendisi bana dedi ki ne? Ya kuzen dedi. Yani normal resmi kuzen değiliz ama öyle uzaktan olduğu için yine kuzen diyoruz. Kuzen dedi. Devlete başvurdum. Devlet baba sağ olsun. Benim dedi kiram dedi 800 TL. 3 kere bana 1350 TL para gönderdi dedi. 3 kere dedi. 3 kere. Dedim bu kira yardımı ne? Dedi devlet dedi işlerimiz hani rayında olmadığı için, pandemi olduğu için, hani müşterilere satış yapamadığımız için veyahut da müşteri alamadığımız için bana 3 kere gönderdi. Sağ olsun Erdoğan baba dedi. 3 kere gönder. Adama helal olsun. Ya ben bunu Almanya'dan arıyorum, öğreniyorum. Başvurmuş, adam almış. O kadar Türkiye'de bunu alan esnaflar var. Niçin çıkıp da televizyonda, orada, burada veyahut da sosyal medyada, Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da bir kere söylemiyorsunuz? Devlet bizim kiramızı ödüyor. Devlet var demiyorsunuz ve ben buna kızıyorum ya. Bu karaktersizlik nereden? Bu alıyorsunuz. Hani alana söyleyeyim. Alıyorsunuz, yiyorsunuz, cebinize indiriyorsunuz. Yine devlete düşman oluyorsunuz. Devlet veriyor ya. 99'da maaşını ödeyemeyen bir devlet varken bugün dükkanını kapatan insanlara maaşını ödeyen, kirasını ödeyen, yardım eden bir devlet var ya. Devlet var. Bir kuruş devlete vergi ödediğimiz zaman bir kuruş ya, 10 TL, 20 TL bir trafik cezası, bir kemer cezası 200, 300, 500 TL ödediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Devlet vergi alıyor, devlet soyuyor, devlet televizyon vergisi alıyor, su vergisi alıyor, sayaç vergisi, okuma vergisi alıyor, devlet alıyor diye. Bir 20 lira para cebimizden veriyoruz diye memleketi ayağa kaldırıyoruz. 1350 liraları ceplerimize, hani o öyle değil mi? Allah'a şükür diyor, veriyor. Diğer alanlara diyorum bu nankörlük neden? Niye çıkıp demiyorsunuz? Ben Allah'a şükürler olsun ki 1000 lira aldım. Ben 5000 lira aldım. Ben 700 lira para aldım. Allah razı olsun bu devletten. Niye demiyorsunuz? 1 TL Kızılay'ın kasasına gittiği zaman zıkkım yesin. Zıkkım alsın onlar diyorsunuz da devletten 5 milyar, 3 milyar, 10 milyar cebinize indirince niye ses çıkarmıyorsunuz? Niye paylaşım yapmıyorsunuz? Niye devletin var olduğunuzu, arkanızda olduğunuzu, destek olduğunu, AK Parti hükümetinin, hani CHP her zaman diyor battı, bitti, ekonomi çöktü diyor ya, o insanlara yardım eden devleti niye halka duyurmuyorsunuz? Neden o aldığınız paraların halkın haberdar olmasına sebep olmuyorsunuz? İşte devlet veriyor başvurunca. Neden söylemiyorsunuz? Ben aldım demiyorsunuz. Bu karaktersizlik neden? Herkes için söylemiyorum bak. Bazılar için. Neden demiyorsunuz? Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.